Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Kilometrelerce öteden kıtalar ötesinde İslam çalışmaları için faaliyet göstermiş, irşat ve tebliğ çalışmalarında bulunmuş Osman Reyes hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, şükürler. Teşekkür ederiz. Eyvallah hocam. Gerçekten çalışmalarınızı yakından takip ediyorduk. Yıllarca Meksika'da ilim ve irşat çalışmalarında bulundunuz. Bugün inşallah doya doya güzel bir sohbet gerçekleştirmek i̇nşallah. Nasip olur. Sizi programda ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Beni davet edildiğim için teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Sizin bir hikayeniz var. Daha önce gerçekleştirilen Ümmetin Renkleri programında bundan bahsetmiştiniz. Evet. Ama yeni sezonda sizi ağırladık. İzleyicilerimiz için tekrar bir hatırlatma olur. Hem bu hikayeyi de sizden tekraren dinlemiş oluruz. Biz de çok mutlu oluruz hocam. Tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Bildiğiniz gibi ben Meksika'da doğdum. Katolik bir ailede büyüdüm. Katolik olarak böyle eğitim gördüm, büyütüldüm. Lakin 18 yaşındayken biraz böyle sorgulamaya başladım. Özellikle İncil'deki çelişkilerini görünce insanın ister istemez şüphelenmeye başlıyor. Ben 18 yaşında olunca ateist oldum. Resmen ateist oldum. Bir de din düşmanı da olmuştum hatta. Yani din adına ne varsa sorgulamaya ve araştırmaya başladım. Ben şunu, insanların böyle kör körüne bir şey arkasında gitmesine yani inanamıyordum. Bunu kabul edemiyordum. Böyle, gençliğim böyle geçti. Tabii, batıda yetiştirilen birisi olarak. Yani kötü alışkanlıkları olsun, efendim böyle ileriye dönük bir vizyon olmaması, zaten hepimiz öleceğiz, yani orada bitiyor diye. Yani ahlak anlayışı, adalet anlayışı pek böyle bende bulunmuyordu diyelim. 20 yaşlarımda olması lazım. O zaman ben tek başıma yaşıyordum. Belirli sıkıntılar yaşıyordum, böyle var oluşlar sıkıntıları. Bir gece, tabii o haldeyken böyle, o kötü alışkanlıkların altındayken, ben internete girdim ve chat bölümünde birkaç kişiyle tanıştım. İngilizce konuşuyorlardı. Onlar meğer Türk'müş. Bu arkadaşlar Maltepe Üniversitesi'nde hukuk okuyorlardı. Yani tamamen böyle laik, böyle dinle alakası olmayan bir gruptu. Biz samimi olmaya başladık. Yani görüşmelerimiz arttı. Gün güne biraz daha iyi tanışmaya başladık. Bir arada böyle işte affedersiniz o dairede hem erkek hem kız birlikte yaşıyorlardı. Bizim kız kardeşimiz hepsi açıktı. Arkadaşlar da işte alkol ellerinde vesaire. Bir arada konuşurken ezan okunuyor ve bana bir arkadaş diyor ki bak bu bir ezandır. Ya biz Müslümanız ve yani Allah'a inanıyoruz. Tamam, olabilir dedim. Ben sadece böyle kültürel olarak bakmıştım. Diğer görüşmede ben domuz yiyordum. Ve kameradan kendilerine, bak siz Meksika'ya gelirseniz bunu size de yani ısmarlayacağım. Çok güzel bir şey diye. O zaman kendileri, aa bu haramdır diyor. Ben yemem. Ya kardeşim yani sen sen gelince yani namaz kılmıyorsun. Tesettüre gelince başka haramlar işliyorsun ama. İşliyorsun ama yani domuza gelince haram diyorsun yani Müslüman kesiliyorsun benim karşıma. Oradan başladı o felsefi meselesi konuşmaya. İşte din nedir? Siz neyi böyle yapıyorsunuz? Ne inanıyorsunuz? Ve öyle bir yapım vardı benim zaten. Yani dediğim gibi yani din sadece böyle kültürel olarak görüyordum ben. Bir gece ben böyle düşünerek, bu arada ben Yahudilik,
Hristiyanlık, Katolik olsun, diğer dinleri araştırıp bir deneyim oldu yani, bir deneyim demiştim. Satanizmi bile denemiştim. Yok yani herhangi bir cevap gelmiyordu. Bir tane bir işaret ya da bir duygu hissetmiyordum. Bir gece yine din derslerimi hatırlarken dedim ki bu Müslümanlar neye inanıyorlar? Yani bunlar Allah'a inanıyorlar. Doğuya doğru secde ediyorlar ve Allah diyorlar. Hadi bir deneyeyim de bakalım ne olacak dedim. Secde ettim ve böyle bir dua ettim. Ya Allah, sen gerçeksen bana bir işaret göster. Ya ben Türkiye'ye gitmek istiyorum, yani Türkçe konuşmak istiyorum, yeni bir hayat istiyorum. Yani beni buradan kurtar. Yani eğer gerçek değilsen, aptal gibi şey secde ediyorum dedim. Kalkar kalkmaz bir mesaj geldi, o arkadaşlardan geldi. O zamanlarda WhatsApp yok. Yani SMS'e geliyor yani. Bir mesaj atmak böyle ki... Çok kolay değil. Değildi ve ucu da değildi. Arkadaşlar geldi işte, ya inşallah gelirsin, tanışırız. Yani göreceksin burada şey, bizimle şey oturacaksın vesaire. Ben bunu biraz böyle çok tesadüf dedim. Yani, tesadüf olabilir dedim. Neyse. Sabahleyin internete giriyorum ve İslam Meksika'da yazıyorum. İlk gelen sonuca girdim. Hiçbir şey okumadan böyle hemen iletişime geçtim ve böyle bir e-mail yazdım. Benim adım Carlos. Bu arada benim yani eski ismim Carlos. Ben Müslüman olmak istiyorum. Hangi belgeler lazım? Ne yapmam lazım diye yazmıştım. İki gün sonra biri beni aradı. Kendisi İspanyoldu. Yani bir yerde falan saate buluşalım, tanışalım dedi. Tamam, gittim, tanıştık. Bunlar bayağı böyle 30-40 sene önce Müslüman olan bir tayfaydı. Faslı bir efendiye bağlıydı. Ve o cemaatle tanıştık. Biraz böyle İslam'ın temellerinden bahsettiler. Yani ben he dedim yani. Sıkıntı yok dedim. Yine beni çağırdıklarında akşam namazı kıldık. Tabii ki onları ben taklit ediyorum işte. Öyle gidiyoruz. Namaz kıldıktan sonra yerde oturduk. Bir halka oluşturduk. Oradaki Emir Bey, yani oradaki büyük şeyh diyelim, işte anlatıyor işte tevhid meselelerini. Ben yine evet diyorum. He yani böyle altına alıyorum. Ondan sonra bunu kabul ediyorsan Müslümansın dedim. Tamam. Kelime şahadı getirdim. İspanyolcasını ve Arapçasını. Herkes böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabii ben yani işte aldırmıyorum yani, şey yapmıyorum. Sonra yemeğe oturduk. Kendisinin nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Yemekten sonra ayrıldık. Evime giderken biraz böyle başım dönmeye başladı. Ben bu Müslümanların bir uyuşturucu kattığını zannettim şey yemeğe. Tamam. Ya bunlar bir şey yaptılar dedim. Metrodayken böyle kapı açılıyor, bir tane adam geliyor. Bunu hiç unutamıyorum. İçimde bir ses diyor ki, bak bu Müslüman olmayan birisinin yüzü. Ve gerçekten baktığım sağ soldan herkes çok tuhaf görünüyordu. Yani böyle bir halüsinasyon görüyordum. Ya bu nasıl bir şey dedim. Neyse. Evime gider gitmez. O zaman eskiden ben tek başıma oturuyordum. Şimdi babama geçmiştim. Babamın evine girmeden kendi kendime diyorum ki ben babama söylemeyeceğim. Yani gerek yok falan. O zaman içimden bir ses yani... Söylemenizi. Evet. Yani biz sen şimdi Müslümansın, hakikatini sana söyleteceğiz diye geldi. Söyleteceğiz fiilini böyle vurguluyorum. Girer girmez babam ben Müslümanım dedim. Tamam hayır olsun dedi. Bir şey demedim. Ama ben şaşırdım yani. Hani sanki yani İrademin dışında bir şeydi. Böyle bir hafta geçti. Ve birkaç tane olaylardan sonra zaten önceki programda anlatmıştım. Gitgide böyle olayları yaşadıkça yani Mevla sanki ben varım. Ben gerçeğim. Gerçeğim, gerçeğim. Her anda ispat et. İspat. Yani özellikle benim yani bana yönelik bir ispattı. Çünkü ben çok rasyonel bir insanım. Yani gerçek böyle buradayım, buradayım. Burnunuzun ucuna kadar gelmesi gerekiyor. Aynen. Elhamdülillah ama bunun sonucunda biz çok güzel bir abi, kardeş
kazanmış olmuşuz. Tabii. Rabbime hamdolsun. İnşallah başka hidayetten nasibi olanlar da olur. İnşallah bu hidayete erişsinler diyelim. Öyle dua edelim inşallah hocam. Çünkü biz sizi tanımaktan gerçekten çok mutluyuz. Aslında bu yani hidayet meselesi çok ilginç. Yani biz bunu bu programda konuşabiliriz. Konuşacağız zaten. Hidayet bulması kolaydır. Gerisi zor, zor. Değil mi? Evet. Doğru. Bunların hepsini konuşacağız inşallah hocam. Tamam. Merak ettiğim diğer bir sorun var hocam. Şöyle bir olay var. Bildiğim kadarıyla son yıllarda Meksika özelinden gitmeyelim de genel Latin Amerika ülkelerini konuşabiliriz. Çünkü siz biliyorum oralarda da evet. Çalışmalarda bulundunuz. Evet. Son yıllarda Latin Amerika ülkelerinde, Güney Amerika'da Müslüman nüfus artıyor. Artıyor. Peki hocam şu an orada Müslüman nüfusun durumu nedir? Onların karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Şimdi pandemi öncesine kadar söyleyebilirim. Niye pandemi söylüyorum? Çünkü bu pandemi hani hem rahmet hem de zahmet olmuştu. Rahmet şöyle, insanlar biraz böyle yani insanın aciziyetini anlamışlar. Ve daha çok böyle internetin aracıyla araştırmalar başladı. İnsanlar daha kolay bir şekilde İslami bilgilerini bulabiliyorlar. Bizim gibi programımızı erişebiliyorlar. 2020-2019'a kadar diyelim, en son 6 milyon Müslüman diye tahmin ediliyor Latin Amerika'da. Koskocaman kıtada. Kıtada 6 milyon Müslüman. Evet. Ama sanırım önceki rakamlarla karşılaştırdığında yine de ciddi bir artış var. Var, artış var. Şimdi bunu birazdan deneyeceğim. Artış var. Hatta 2050'de Latin Amerika'nın Müslümanların sayısı %13 büyüyeceğini tahmin ediliyor. Ama yine de Latin Amerika'da Müslümanlar hep azınlık olacağını tahmin ediliyor. O da yani kültürel, sosyopolitik durumlardan dolayı kaynaklanıyor. Meksika özellikle şunu söyleyeyim. Meksika'da internetin sayesinde gerçekten insanlar daha fazla hani bizi bulabildi. Oradayken biz mesela ne bileyim bir ayda 2-3 kişi bize gelip sorduğu oldu. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Yani internetin bilgileri kolay daha kolay değildi. Bilgileri azdı. Cemaat sayısı da azdı. Şu anda herkes bir tane mescit açabiliyor neredeyse. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyelim yine. Peki hocam şu an oradaki Müslüman kardeşlerimizin karşılaştıkları sorunlar neler? Şu anki vaziyetleri neler? Neler yapılıyor? Okey. O çok enteresan bir soru. Sorunlarımız. Yani zaten hayat bir sorundur bir kere yani. Sen bir kere Allah'ı kabul ettikten sonra bu dünyanın imtihanı olduğunu kabul etmiş oluyorsun. Hatta farkına varmış olursun diyelim. Bu kez şeytan artık da seninle hususi uğraşmaya başlıyor. Senin eskiden böyle karşılamadığın şeyler şimdi önüne çıkmaya başlıyor. Şöyle söyleyeyim. İlk önce sorunlarımız şu. Kimin elinde Müslüman oluyoruz? Yani vatandaş bilmiyor. Yani internete giriyor. Artık herkesin kendi sosyal medyası var. Herkes kendi sitesi var. Yani çok fundamentalist, yani çok böyle radikal dediğimiz gruplara gidebilirler. Aynı şekilde hiç böyle şeriata tabi olmayıp... Daha seküler. Seküler demeyelim yani. Tasavvuf altında biraz böyle işte ne diyorlar, mistik olan cemaatlere kayabilirler. Bizim medresemize gelenler mesela şöyle oluyordu. Kimisi bu fundamentalist gruplardan gelip, ya siz niye böyle sarık takıyorsunuz? Bu Şii İslam'ın şiarıdır diyorlar. Bu çok yani tasavvuf altında olan bu mistik grubundan gelenler ise ne zaman raks ediyoruz diyor. Böyle bir uçurum var. İlk sorun her zaman ve önceki programda dediğim gibi ilimdir. İlimdir. İnsanların Kur'an-ı Kerim'ini, şeriatı, hadisi şerifi bilmemeleri. Onun üstünde olan en büyük sorunun İspanyolca kaynakları böyle sahih olmaması.
Orada yani Latin Amerika'daki Müslümanlarda İspanyolca kaynaklar sahih değil. Sahih değil diyelim. Ha. Hep böyle taraflı diyelim yani. Şii İslam'ın kaynakları var. Kimisi böyle ne bileyim bir şeyhin tercümesiyle ortaya koyuyorlar. Yani artık yani genel böyle tevhid ya da böyle selef-i salihinin yolundan değil de hususi bir şeyhten, hususi bir hocadan gelen bir kitaptan bahsediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e bile değil de yani hocanın anladığı, yorumladığı ve derlediği bir kitaptan öğreniliyor İslam. Sıkıntı o en başta. İkincisi, medrese az olması. Medreseler azdır ve var olan maalesef yani bu Orta Doğu'daki yaşadığımız sıkıntısı yani minyatür bir şekilde Meksika'da yaşıyoruz. Yani azınlığız ama işte sen Vahhabisin, sen Sufisin, sen Şiasın derken hepimiz bir kişiyi böyle kapıştırıyoruz. Anladın mı? O en büyük sıkıntısı diyelim. Ve üçüncüsü olarak Müslümanların en çok karşılaştıkları soru bu da olabilir. Kültür çatışması. Yani biz Latin Amerika'da özel bir yetiştirme tarzımız var. Biraz daha sorgulayıcı, özgürcü falan. Şimdi sen gel, yani Osman Hoca oturacak, yapma diyecek. Arkadaş diyor ki sen kimsin ki yani? Niye bana emrediyorsun ki? Mesela. Bunu yani İslam'ın bu insanların içinde oturmasında bayağı sorun çekiyoruz. Ama zahmet olmadan rahmet olmuyor. Kesin. Öyle değil mi hocam? Kesin. Sizin orada bulunduğunuz sürece de gerçekleştirilen çalışmalarda çok fazla rahmetle de şahitlik oldu. Evet. Ettik. İnşallah bunların hepsini konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde. Yalnız programın ikinci bölümüne geçmeden önce çok güzel bir VTR hazırlandı ekibimiz tarafından. Hep birlikte izleyicilerimiz için hazırladığımız kısa VTR'mizi izliyoruz. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, Meksika'dan selamlar iletiyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif'inde sizin değerli yardımlarınızla elhamdülillah çok güzel ve feyizli sahurlar ve iftarlar yaşadık. 30 senedir İslam Meksika'da büyümeye çalıştı. Halbuki hiç destek olmayınca kardeşlerimiz bu tür feyizli programlardan mahrum kalmışlar. Sizin dertlerinizle, yardımlarınızla bugün elhamdülillah ilk defa Ramazan boyunca kesintisiz sahur ve iftar programları sunduk. Helal et olmayan bir yerde her gün helal et yenildi. Her gün bu güzel medresemizde teravih namazlarımızı cemaatle kıldık. Bu yılın iftar organizasyonuna vesile olan bütün kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Meksika'dan. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Elhamdülillah, hoy nos encontramos con el hermano Omar. Ha estado buscando un camino que le ilumine su vida, que le corrija la anterior. Nos ha contactado Elhamdülillah a través de la guía de Allah. Le hemos hablado de ti y él ha decidido entrar en el Tauhid. Con el testimonio de nuestro Sheikh Said, juntos, al hermano vamos a testificar que ha traído la Shahada, inshallah. Nosotros damos testimonio de que tú estás entrando al Islam, que tu vida es nueva, inshallah, empieza un nuevo libro,
non ho oportunità per te e per venire a rispondere. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Meksika, resmi adıyla Meksika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'nın güneyinde yer alan federal bir cumhuriyettir. Yüz ölçümüyle dünyanın 13. en büyük bağımsız ülkesi konumundadır. Yaklaşık 174 milyon nüfusa sahip olan Meksika, dünyanın en kalabalık 11. ülkesidir. Ülkede en çok konuşulan dil İspanyolcadır. 1519 yılında başlayan İspanyol İmparatorluğu'nun işgal ve kolonileştirme faaliyetlerine kadar bölge Maya ve Aztek başta olmak üzere pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmaktaydı. Sömürge ve işgal faaliyetleri sebebiyle günümüzde bu uygarlıklardan geriye sadece mimari yapılar kalmıştır. Kapitalist düzenin kurallarının yönetimde ve yaşayış tarzında yoğun olarak hissedildiği ülkedeki nüfusun büyük çoğunluğunu Katolikler oluştururken nüfusun %1'den azı Müslümandır. Kıymetli izleyicilerimiz, sizin için hazırladığımız VTR'yi izledik ve programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Dolu dolu bir program olması dileğiyle inşallah sizler de ekran başında aynı keyfi alıyorsunuzdur bizler gibi. Hocam, çok merak ettiğimiz meseleleri konuştuk sizlerle. Latin Amerika'da, Meksika'da İslam'ın durumunu konuştuk. Ben birazcık da şunu öğrenmek istiyorum. Şu an İDDEF Meksika'da, Latin Amerika ülkelerinde nasıl çalışmalar gerçekleştiriyor? Okey. Malumunuz şu anda yani standby'da. Yani durdurduk birazcık. Siz onu da izleyicilerimiz için söylemiş olalım. Osman hocamız İDDEF Meksika temsilcisi. Yıllardır orada Meksika özelinde diğer Latin Amerika ülkelerinde de tebliğ ve irşat çalışmaları gerçekleştiriyordu. Covid sonrası dönemde şu an kısa süreliğine Türkiye'de, onu da izleyicilerimiz için söylemiş olalım. Tabii. Buyurun hocam, kusura bakmayın. Şimdi şöyle. Biz 2006'da başladık projemizi. Biz ilk etapta küçük bir dairede yani musalla şeklinde insanların böyle cuma namazı kılmak için açmıştık. Böyle bir tanışma fırsatı oldu. Cemaatimiz artmaya başladı. Mevlid Kandili, mübarek gecelerin programları gerçekleştirdik. Ama özellikle İDDEF'in ve özellikle bizim cemaatimiz Mahmud Efendi Hazretleri'nin usulüyle gittiğimiz için, yani ilk önce ilim diyoruz. Yani biz sadece bir mescit, bir musalla olarak değil de ilk medrese gibi algılamaya başladı. Çünkü biz her namazdan sonra sohbet ediyorduk. Kitaplarımızı açıp Nur-u İza olsun, tefsiri olsun, öyle dersimiz yapardık. İnsanların böyle dikkatini çekmeye başladı. Böyle olunca bunu şunu diyelim, yani Meksika'da olsun, Latin Amerika'da olsun, Müslüman deyip de hepsi yerli değil. Yani göç yoluyla da şey olan Müslümanlar var. Özellikle Panama. Panama'da böyle 3 tane cami var. Bildiğimiz hani Orta Doğu gibi camileri var. Ama hepsi Bangladeşli, Pakistanlı. Yani yerli sayısı çok azdır. Yani böyle bir tebliğ olmaz diyorum ben. Böyle ben öyle diyorum. Küba ise daha yerli Müslümanlar vardı ve ona yetişmeye başlıyor, ama onların sıkıntısı ne? Yine Arapça bilip, yani medresede okuyan ve ehli sünnet ve cemaat üzerinde okuyan bir hoca olmadığı için, yani malum önceki soruna tabi oluyorlar. Yani kaynaksızlık vesaire. Meksika'da ise böyle bir izi oluşturduk. İnsanlar işte burada öğreniliyor. Sadece gidip namaz kılmak değil, öğrenme yeri. Tarafını yani, da kavruyorlar. Medrese olarak kavruyorlar. 2016-2018'e kadar bayağı bir büyüme oldu. Küçük bir daireden büyük bir spor salonu tuttuk. Onu tamamen mescitte çevirdik. Yani talebe sayısı arttı. Aynı şekilde böyle tebliğ yapardık böyle sokakta. İnsanlar böyle burada gibi değil. Gerçekten insanlar orada çok açıktır. Bizi görünce soruyorlardı, yani siz nereden geldiniz? Yani ne yapıyorsunuz? Neye inanıyorsunuz? Böyle bu nice insanları kazandırdık.
İTTEF o zaman Ramazan programlarıyla daha böyle cemaatler arasında bir köprü oluşturmaya çalıştık. Tabii ehli sünnet cemaat olanlar ya da yakın olanlara diyoruz. Hani bu bir arada ya mistik ve fundamentalist alakalı. Böyle araya getirip kardeşim İslam raks etmek değildir. Kardeşim herkes böyle sarık takan Şia değildir. Evet. Değerdik. Ve böyle çok iyi bir buluşma noktası oldu. Biz de diğer Müslüman liderleriyle Ramazan programları gerçekleştirdik. Ve hiçbir zaman bu iki kutuptan bir eleştiri gelmedi bizim mesajımızda. Kimse değil, siz yanlış yapıyorsunuz. Çünkü istikamet üzere. Evet. Böyle olunca biz YouTube kanalımızı açtık. Yani medya genişletmeye başladık. Ve böylece biz Küba, Venezuela, Kolombiya, Şili, Arjantin'e kadar gittik. Oradaki arkadaşlarımızla tanıştık ve biraz böyle öğrenmeye meyli olan arkadaşları seçtik ve onlara hususi olarak yetiştirmeye başladım. Arjantin'den gelen bir arkadaşım vardı. Türkiye'ye getirdim. İDEF takımını gösterdim, tanıştırdım. Ve biz böylece ilk yani Meksika böyle ana medrese olmak üzere bir ağ oluşturmaya başladık. Ama olacak işte imtihan, yani COVID geldi. Ondan sonra işte döviz sıkıntıları yaşadık. Yani şu anda durdurduk. Allah bilir ne olacak. İnşallah daha iyileri olur. Ama kısa sürede gerçekleştirilen bu çalışma metodu bile eminim ileride çok büyük rahmetlere, çok büyük şeylere vesile olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Peki hocam, yakın gelecekte Müslümanlara ulaşmak için hedefler nelerdir? Latin Amerika'da ne gibi çalışmalar planlanıyor? Ne gibi hedefler var? Biz çabalarımızı ikiye katlayacağız. Yani ilk önce böyle 2016'da gidip bu kadar hızlı çalıştıysak bu fırsatın, bu kapı açıldığı zaman, yeni fırsatlar çıktığı zaman yani iki kat, üç kat daha fazla çalışacağız. Daha şuurlu çalışacağız. Şu anda orada bulunmak da eksikleri gördük, tespit ettik. Yani bizim Müslümanlar için daha ciddi müesseseleri açabiliriz diye düşünüyorum. Sadece medrese altında değil de en son ben bir okul düşünmeye başladım. Çünkü insanlar bazen bunu da istiyor. Yani dünya ve ahiret de istiyor. Ali Haydar Hazretleri öyle buyuruyordu. Yani dünyasını veremeyen ahiret veremeyen diye. Biz bunu istiyoruz. İnsanlar gelsin. Herkes hoca olacak da değildir. Ama isteriz ki oradaki Müslüman mühendis de olsun, Müslüman doktor da olsun. Biz bunu istiyoruz ve bunu millet bunu istiyor. Oradaki arkadaşlar, oradaki kardeşlerimiz, hocam ben şimdi işimi bırakamıyorum. Yani ofisten çıkıp beni medreseye yatılı olarak gelemiyorum. Ne yapıyor, ne yapabilirim diye soruyor. Ben derim ki kardeşim, o zaman sen çocuğunu medreseye ya okula koyacaksın. Evet. Yani bu bizim projemizi tabii ki şu anda masada bir şey konuşulmadı. Bakalım Allah'ın izniyle öyle planlıyoruz. Ama gelecekte Müslümanların daha kolay bir şekilde kaynaklar ve özellikle imkanlar görebileceklerine inanıyorum. Eyvallah hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programlarda tekrar Latin Amerika özelinde Müslümanlar için gerçekleştirilen çalışmaları daha detaylı bir şekilde konuşma fırsatımız olur. Tekrar sizi programımızda ağırlamak i̇nşallah. İsteriz inşallah. İnşallah geliriz tekrar. İzleyicilerimiz için de şunu söyleyelim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda da yine görüşmek dileğiyle. Bugün Latin Amerika'yı konuştuk. Latin Amerika ülkelerindeki Müslüman kardeşlerimizi konuştuk. Müslüman olan kardeşlerimizi konuştuk. Meksika'yı konuştuk, Küba'yı konuştuk, Kolombiya'yı, Arjantin'i konuştuk. İnşallah bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.